Merhaba dostlar, Rozetle'nin günlüğü kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden 27 Kasım 2022 Pazar. Havayı da böyle güzel görünce, bulutlu, siyah bulutlar var ama genellikle güneşli. Hemen kendimi dışarı attım. Biraz alışveriş yapacağız. Biraz da daha önceden de bir çekmek istediğim videomu sizin için çekmek istiyorum. Bilgilendirme amacıyla bunları yavaş yavaş arabanın içindeki geliştirmeleri, düzeltmeleri göstermek istiyorum. Şimdi arabamızın yanına geldik. Şöyle göstereyim. Arabamızda herhangi bir dışında geliştirme yapmadık. Üstünde de aynı şekilde böyle sepetimiz duruyor. Fakat içerisinde çeşitli düzeltmeler yapmak istiyoruz gün geçtikçe. Sadece dışına yakın zamanda ne zaman olur bilmiyorum ama bir yan tarafta tente yapmak istiyorum. Onu da size ayrıca göstereceğim. Şimdi yavaş yavaş arabamızın içine girelim ve sizinle paylaşmak istediğim şeyleri göstermeye başlayayım. Evet, açalım. Evet, kağıt kapladığımız için şuralar böyle deforme oldu. Fakat bunları yenilemeyi düşünüyoruz. Tabii biz bunu yaparken çok özen gösteremedik. Nasıl yapılacağını da tam anlayamamıştık. Bilemiyorduk ama şimdi nasıl yapılacağını en azından biliyoruz. Ona göre kaplayacağız. Şuraları gördüğünüz gibi çok güzel yapışmış durumda. Fakat şuraları kalkıyor. Bunları yenileyeceğiz. Şimdi bismillah içeriye girelim ve içeriden konumuza başlayalım. Ama öncelikle daha önce belirttiğim hususa geçmeden, esas konuya geçmeden önce size ufak bir bilgi vereyim. Şimdi biz bunu tabii yıllardır karavan yapmıyoruz. O yüzden karavanlarımız İlk defa gerçekleşiyor. Ben çok araştırmama rağmen şöyle bir hataya düştüm. Burasını böyle şöyle uzunlamasına bir sünger yaptık. Şurada da ortada bir kısa süngerimiz var. Yine sağ tarafta da böyle bir uzun süngerimiz var. Aslında biz bunu şöyle uzun yapacağımıza burada şöyle ek yeri, yani kapak açılışı şuradan olduğu için buraya kadar yapmış olsaydık daha önce, burayı kaldırmak istediğimiz zaman, açmak istediğimiz zaman sadece, tabi burasını da ayrı bir şekilde yapmamız lazımdı. Kaldırmak istediğimizde sadece bu parçayı şöyle kaldırdığımız zaman içine ulaşabiliyorduk. Fakat şu anda bütün olduğu için ve karşıdaki süngerlerin altına geldiği için uzunluğu açmakta zorlanıyoruz. Bunu yapacak arkadaşların bilgilenmesi açısından söyleyeyim dedim. Kısa yaparlarsa, sadece kapağa kadar olan kısmını yaparlarsa daha güzel olur. Şimdi ben kameramı sabitledikten sonra esas konuma geçeyim. Kameramızı da sabitledikten sonra şimdi esas konumuza geçebiliriz. Ben geçen kış arabamızı bitirdikten sonra kış aylarında belki bir yerlere gideriz ki soğuk havalarda da bir yerlere gittik. Buralarda kullanmak üzere daha önce soba yapanlar vardı. Acaba öyle bir şey yapabilir miyiz diye düşündüm fakat arabada koyacak yer olmadığı için ve soba içeriği is olur, şey olur. Bir sürü düşünceler vardı kafamızda ama daha sonradan bir
mazotlu ısıtıcı almak istedik. Araştırmalarımızdan sonra 3000 liraya da vardı, 2000 liraya da vardı. Fakat biz zannedersem 7000 lira civarındaydı. 2 kW'lık bir Yılkar mazotlu ısıtıcı aldık. Webosta tipi, Webosta değil ama Webosta tipi. Aslında ısıtıcıdan da çok memnunduk. Fakat bunu ta ki bilmeden gittiğimiz bir karavancı takacak olan, aldığımız ve bunu takacak olan karavancıya gidip taktırana kadar ben daha önceleri sağdaki çiftlik koltuğun altına bunu taktırıp kafamda öyle planlamıştım, öyle gitmiştim. Ducato'larda gördüğüm kadarıyla da öyleydi. Altına taktırıp çıkış haznesini de koridordan içeriye doğru vermekti. Bu amaçla gittim. Arabayı da yeni almışız. Tam her yerini bilmiyoruz. Gittim. Dedim ki ben böyle bir ısıtıcıyı aldık ama şuraya taktırmak istiyorum. Dediler ki tamam takalım. Fakat bu taktığımız yerde arabalarda beyin olur. Fiat Ducato'lara taktıklarımız oluyor ama seninkinde böyle bir beyinle alakalı kablolar vardır. Veya kritik bağlantılar vardır. Bunlara denk gelirse biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz dediler. Mantıklı. Fakat buraya kadar mantıklı. Fakat biz tabii yabancı olduğumuz için böyle büyük bir arabayı da ilk defa sahip olduğumuz için Iveco gelmiyor mudur oraya? Geliyordur. Bilmiyorlar mıdır? Bence biliyorlardır. Takmak istemedikleri için gelen müşteriye, yani orası çok zor bir yer çünkü ben tek başıma belki zorlandım ama orası zor bir yer. Koltuğu kaldıracaksınız, bütün her şeyi dökeceksiniz, ondan sonra orayı deleceksiniz, sonra takacaksınız falan. Orayla uğraşmamak için bana böyle bir şey söylediler. Ben de bu riske o anda giremedim. Dışarıda kar yağıyor, gitmişim. Zor bela bir randevu almışım. Taktıracağım. Tam son haddeye gelmiş. Bana bunu söylüyorlar. Tabii arabanın altına bu işi bilebilen birisi olmuş olsam arabanın altına yatarım. Bakarım. Hiçbir şey olmadığını görürüm. Gördükten sonra da oraya taktırırım. Ama ne yaptılar? Dediler ki arka tarafta koltukların altına koyalım. Benim sağ tarafta uzun böyle burası zaten benim 1.90 boyunda bir yatak olan sağ tarafta bir kısım. Buraya ben 240 litrelik su depomu, hidroforumu, basınç ayarlama haznesini koydum ve bir sürü de boş yer var. Böyle bir yer burası. Gerçi şu arka tarafta demin gösterdiğim yerin arka tarafına da taşıyor. Ama burası da oldukça geniş bir alan. Burada da aynı alan var. Burası da bölmeli. Arka taraftan bağımsız. Burası da bölmeli. Dediler ki biz buraya takalım. Başka takacak hiçbir yer yok. Düşündüm, taşındım. Oraya kadar gitmişiz. Ayarlamışız yani her şeyi. Takın. Takın dedikten sonra hemen geldiler, giriştiler. Bu hemen sol tarafta bulunan, hemen şunu çıkartalım. Dedim ya size demin bunları böyle kaldırmamız gerekiyor. Buraya ulaşabilmek için bu zahmete katlanmak istemeyen arkadaşlar demin ki benim naçizane önerime kulak versinler. Şöyle kaldırdık. Aslında ben kaldırmadan da yapıyorum ama biraz zorlanarak size daha güzel gösterme amacıyla böyle yaptım. Şimdi şurada iki tane şeyimiz var. Bu böyle kapağımız kalkıyor. Şuraya şey olmasın, yapışmasın, zorlanmasın diye böyle bir mesafe bıraktık burada. Hemen şöyle kaldırıyoruz. Bunun içinde neler yok ki? Bunun içinde daha önceden bunları koymadan sağ tarafta bir yere, bu taraf sol tarafta tekerlek üstü geliyor zaten ve hortumlar biraz geliyor.
Sağ tarafta bir yer kaplıyordu bu ısıtıcı ve sıcak çalışan elektriksel bir alet olduğu için başka hiçbir şey koyamıyorduk. Şimdi neler koyduğumuza bir bakalım. Şimdi şöyle çıkartalım. Şöyle. Neler koyacağız? Buradan neler çıkacak? Evet. Önümüze geldi. Buraya koymuşuz. Evet. Şurada şöyle. Şu kablo. Bu da faydası oldu. Bu kabloyu herhalde bir yerlerde kullanırız. Değiştirmeden önce buraya kadar hat çekildi. Hat çekilen fazlalık kablo. Bu burada. Bu fazla burada. Bu da içeride çıkışı, çünkü şuradan vermiştik. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada bir delik var. Şu delik kadar bir delik var. Oradan çıkışı vermiştik. Şu şurada. Kablolarımız. Şimdi Reyhan buraya bunu yerleştirdi ama buraya bunu soktu bilemiyorum. Şöyle bir yatak var burada. Kocaman. Çıkartmayayım bunu. 10 santimetrelik bir visko yatak burada. Kocaman burayı kaplayan 1.90'a 1.70 zannedersem o kadar büyük bir visko yatak bu. Bunu çıkartmıyorum. Şurada da ayrıca bunların bir şeyi varmış. Evet. Bu bölüme mazot tankını yerleştirmişlerdi. Karşı tarafa da ısıtıcı yerleştirmişlerdi. Buradan böyle gelip buradan dışarı çıkıyordu. Ben zaten bunun içine geleceği için gece yattığımız zaman veya gündüz bunun içine geleceği için burada zaten istememiştim ama mecburiyetten bunun içine koymak zorunda kaldık. Ondan sonra şimdi ben bunları yerleştireyim yeniden. Ne yaptığıma bir bakalım. Evet, oturma yerimizin altını düzenledikten sonra devam edeyim. Daha sonra şöyle bana yaptıkları bu kadar şeyin ardında iyi olan şeyler yok mu? Var. Niye? Ne var? Mesela kabloların toplanması. Ben bunlarla uğraşmadım. Kablosunu çıkardığım jacklarından birleşme yerlerinden fotoğrafladım. Nasıl yerleşeceğini, nasıl yerleşeceğini, nasıl yapılacağını. Ona göre yeniden toplamak kolay oldu. Zaten iki tane jack çıkarıyorsunuz. Jack mı derler artık, soket çıkartıyorsunuz. Bunları orada sabitlediğim yerde yeniden birleştiriyorsunuz. Bu. Kolaylıkları bana bu oldu. Daha sonra gösterdiğim kablo bana ekstradan kaldı. Ve şunu anladım ki insanlar daha önceden bu aracı bilmediği için nasıl olduğunu, nasıl gittiğini bilmeyen kişiler geldiğinde kısa çözüm olarak kendilerine kolay gelen işleri yapıyorlar. Sizi bazı istenmeyen şeyler yapabiliyorlar. Gitmeden önce aracınızı iyi tanıyıp ne yaptıracağınıza güzel karar vermeniz lazım, araştırmanız lazım. Buna göre gitmeniz lazım. Şimdi buradan çıkardığım ısıtıcımı nasıl yerleştirdim, nereye yerleştirdiğimi, bu Iveco bir kamyon, 7 tonluk bir kamyon, aslında panelvan kamyon. Bunu da nereye bağlamışım, nasıl olmuş onu göstereyim. Iveco kamyon karavan yapacak arkadaşlara da bir göstereyim. Böyle yanılgılara düşmesinler diye. Evet, kalkalım. Şimdi öncelikle daha önceden klipslerini boşalttığım şu bölümü şuradan ayırıp şöyle bir yere koyalım. Evet. Yaptığımız iş bu arkadaşlar. Şöyle. Şu bölümü şu
şunları da onlar yaptılar. Kendisinden gelmiyor şu malzemeler. Böyle de bir iyilik oldu bize. Yani iyilik mi denir artık buna, ne denir bilmiyorum. Bana göre iyilik oldu artık. Başka çaresi yok çünkü söylemenin. Şunu yaptılar. Bu yükseltiyor. Alttan bağlamamıza yarıyor. Alttan da geçen kabloları böyle ve hortumu, mazot hortumunu bu şekilde buraya yapıştırmadan yukarıda tutmasını sağlıyor. Mesafesi gayet uygun. Bu zannedersem 10 santim veya 8 santimlik bir pay. Burasını ben kestim. Altını kestim. Direkt saca geliyor arkadaşlar. Altta yatay gelen profiller var. Fakat onlara denk gelmeyecek şekilde burası şu şekilde ayarlanıyor. Arka taraftan şöyle bir çıkışı oluyor. Hemen direkt bağlantısını karşıdan yapıp kelepçelerle bağladım, sabitledim. Ayarladım. Şu sarı şey arabanın kendisi, kendi şeyi. Onunla alakası yok. Kablo dışarıda değil yani çünkü. Evet. Şöyle şuradan da şöyle bir gezdireyim. Arka tarafta pompası var. Pompasının açısı şu şekilde, aynen bu şekilde olması gerekiyor. Çünkü o şekilde bağlamışlardı. Ben de o şekilde ayarladım. Şu bağlantı noktaları arkada iki tane yer var zaten. Şunu hemen şöyle kaldırayım, göstereyim. Evet, şu. Biraz karanlık da çıkıyor olabilir ama bu kadar da fazladan kablosu var uzatmalarla beraber. Daha uzak yerlere taşınmasını sağlıyor. Bunu test ettim. Onayladım. Isıttı içerisini arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Çünkü zaten ayarlanmış bir şeyi. Ben sadece demonte yapıp monteledim. Çıkışı buradan verdik. Çok da güzel. Alttan gidecek şekilde. Daha önceden bilek hizasında, bilekten birazcık yukarıda olan bu termostat görevi de yapıyor. Açma kapama, ne derler buna? Açma kapama şeyi, yeri. Ondan sonra bunu buraya sabitledim. Hem tam ortada oldu. Sıcaklığı da ona göre algılayacak. Şöyle çıkalım. Bir de şuradan eğer görünebiliyorsa böyle göstereyim. Evet. Şöyle geliyor. Direkt sadece orada 15-20 santim bir boru var. Oradan direkt içeriye geliyor arkadaşlar. Dostlarım, evet. Bu tarafa da şu perdemiz. Perdemizi şey yapalım. Size daha güzel göstereyim ben dışarıdan. Bu da depomuz. Hemen yan tarafa geçelim. Oradan daha güzel göstereyim. Açalım kapımızı. Evet. Buradan da sürgümüzü ayarlayıp, neyse ben ayarlayayım. Depomuzu da bu şekilde ayarladık. Alttan geçen hortumumuz buradan devam ediyor ve içeriye gidiyor. Bunlar da şurada, şu bölmede şeyler var. Delikle bağlantı yerleri var. Şurada var. Şurada var. 3 tane. Buralardan vidalıyorsunuz. Bütün araçlar, tırlarda da falan öyle bağlanıyor büyük bir ihtimalle. Ama ben oralardan sabitlemedim. Çünkü burası hemen 2 milimlik, 3 milimlik bir şey. Kontrplak var. Çiftli. Oraya sabit güzel olmaz diye böyle bir cırtçırtlarla, 3 tane cırtçırtla güzelcik sabitledim. Hiçbir oynama da yapmıyor. Arka taraftan yukarıdan da kablolarını getirdim. Şöyle şuradan indirdim. Aşağıya kadar buradan geçirdim ve elektriğimi de bu şekilde verdim. İşte bak, oluyor muymuş? Oluyormuş. Ben buna 2 gün uğraştım. Tek başıma olduğum için Reyhan bana yardım etmedi bu seferlik. Ama oluyormuş.
bana bu şekilde olmuyor deyip başından savup hemen kolaycacık, genişlecik yere ısıtıcıyı bağlamakla olmuyor. Karavancı olunmuyor. Zor işleri kolaylaştırmak, müşteri memnuniyetini kazanmakla oluyor. Yeniden müşteriyi uğraştırmamakla oluyor. Şimdi bir de size ben alttan çıkışlarını göstereyim. Alttan çıkan iki tane kablosu var. Birisi temiz havayı içeri çeken, diğeri de egzoz olarak kirli havayı dışarıya veren bir bölüm. İki tane hortum. Bunların çıkışları da gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı olmayan bir yerde. Kablo yok, hiçbir şey yok. Sadece bir saç var. Sağ tarafında hemen bir profil var. Sol tarafında bir profil var. Orası bomboş. İstediğiniz yere bunu takabilirsiniz. Şuradan ben buna bir de susturucu almam lazım. Birazcık ses çıkartıyor. Şöyle yeniden göstereyim. Bu şekilde. Evet. Bunu yapmamak için bana buralara soktular ve zorluk çıkarttılar. Böyle bir servis anlayışı, karavancılık, karavan firması, karavan yapan firması olmaz arkadaşlar. Bu kadar şeyi yapmıyorsa, komple kendisi yapmadığı için bunu uyduruktan bizim bir kendi problemimiz olarak bırakaraktan işlem yapıyorlar. Böyle bir anlayış olmaması lazım. Allah'tan elimizden geliyor. Tornavida tutuyor elimiz. Bir şeyler yapıyoruz ki bu karavanı eşimle beraber yaptık. Bu kadar şeyden de anlıyoruz. Ama bir ustaya verirken, her usta için söylemiyorum ama bir karavan tente şeyi yaptırdım. Yukarıya sepet yaptırdım bir ustaya. Bir de bunu yaptırdım bir ustaya. İkisi de kof çıktı. Baştan sağa yapıyor arkadaşlar. Ya iyi dikkat edeceksiniz, iyi yaptıracaksınız, bileceksiniz işi kendiniz yapmak istemiyorsanız. Ya da ne bileyim, bir arkadaşınıza yaptırın daha iyi. Bilen, bu işlerden anlayan birisine yaptırsanız da daha iyi. Çünkü uyanıklığına kaçıyorlar bazı işleri. Diyeceklerim bu seferlik bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek, buluşmak ümidiyle. Çünkü arada bir göstermiş de olabilirim. Değişiklikler de var. Onlarla da sizle yeniden buluşacağız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.